Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri. Evet, bugün MediaMarkt'ın basın toplantısına katıldık. Yanımızda MediaMarkt CEO'su Yenal Gökyıldırım var. Kendisiyle MediaMarkt'ı konuşacağız. Merhaba Yenal Bey. Merhabalar. Öncelikle güzel bir sunumdu. Hem rakamlar anlamında hem de o sokak röportajları kısmı aslında benim en çok dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi oldu. Şimdi öncelikle 2015'i bir değerlendirelim. Evet. MediaMarkt için 2015 yılı nasıl geçti? Evet. 2016'ya nasıl başladınız? Evet. 2015 sektöre baktığımız zaman sektör yaklaşık %15 büyüdü. Biz kendi kanalımızın içine baktığımızda organize elektronik perakendesi kanalına baktığımızda biz kendi kanalımızın 2 katı hızda büyüdük. Bu da bizim pazardan pay aldığımızı gösteriyor. Pazarda daha büyük bir yer aldığımızı gösteriyor. Ondan dolayı 2015 yılından gayet memnun olarak ayrıldık. Daha yakın geçmişe bakarsak, geçtiğimiz 3 aya bakarsak da %17'ye çıkarttık büyüme oranımızı ki bu da demek ki pazardan aldığımız payı da biraz daha arttıracakmış gibi görünüyoruz şu anda. Ondan dolayı geçtiğimiz yıl ve geçtiğimiz aylara bakarsak halimizden memnunuz. Önümüzdeki yıla bakarsak, 2016 yılına bakarsak 2016 ile 2020 arasında yapılan değerlendirmeler var. Bu pek çok farklı kaynağın bir araya getirilmesiyle yapılıyor bu değerlendirmeler. Orada da toplam elektronik pazarının %12 gibi büyüyeceği öngörülüyor 2020 yılına kadar geçen sürede. Biz de bu pazardan daha hızlı büyüyerekten payımızı arttırmak için uğraşıyor olacağız. Peki MediaMarkt'ı kendi içinde biraz kıyaslamak istiyorum. Global pazara baktığınız zaman Türkiye'deki MediaMarkt oluşumu işte Avrupa'daki diğer ülkelerle Almanya'yı kıyaslamıyoruz. Almanya zaten almış başını gitmiş diyelim o konuda. Hani Almanya'nın ardından Türkiye'nin global olarak MediaMarkt'taki pozisyonu nasıl? Tabii şimdi MediaMarkt Avrupa'da 15 ülkede faaliyet gösteriyor ve 1000'in üzerinde mağazası var. Burada Almanya dediğiniz gibi zaten başlı başına Avrupa'nın en büyük pazarı. Yani sadece bizim sektörümüz için değil, her türlü sektör için Avrupa'nın en büyük pazarı. Ondan sonra baktığınızda biz Türkiye olarak herhalde ilk 5'in içinde pazar büyüklüğü olan ülkelerden bir tanesiyiz. Hatta biraz daha sektörün içine girdiğiniz zaman ilk 3'ün içinde bile diyebiliriz burada bazı bulunduğumuz sektörlerde. Bunu da gene 2020 yılına doğru bir projeksiyonunu yaparsanız Türkiye'nin büyümesi diğer Avrupa ülkelerinin büyümesinin hepsinden çok daha fazla. Yani en yakın Avrupa ülkesinin 2 katı yaklaşık hızda büyümekte. Yani 2020 yılına kadar bunun yaratacağı farkı düşünürsek herhalde Avrupa'nın en büyük 2. 3. pazarı olacaktır 2020 yılı geldiğinde. Tabii bizim aynı şekilde MediaMarkt olarak da bunu yaşamamız lazım. MediaMarkt Türkiye olarak da demek ki bizim pazardaki payımızı arttıraraktan buradan da gene MediaMarkt ailesi içinde en büyük ülkelerden bir tanesi olarak konumumuzu kuvvetlendirmemiz lazım. Şimdi sunum sırasında müşteri profiliyle alakalı bazı detaylar verdiniz. Evet. 19 ve 44 yaş aralığı gibi. Evet. İşte %66'lık bir dilimini erkeklerden oluştuğuyla alakalı. Evet. Yaklaşık %18-20'sini çocuklu ailelerden oluştuğuyla alakalı. Bu konuyla alakalı çalışmalarınızı nasıl gerçekleştirdiniz ve müşteri profiliyle birlikte ürün gamı tarafında nasıl bir kıyaslama yapacaksınız? Tabii. Şimdi biz çok ciddi anketler yapan bir şirketiz. Müşterimizi anlamak, onların ne istediğini öğrenmek için. Gerek gelen müşterilerimize, gerek bizden ayrılan, satın almayıp ya da yapmayıp ayrılan müşterilerimize, dönem dönem yaptığımız marka sağlığı ile ilgili araştırmalarımız, dönem dönem internet üzerinden yaptığımız araştırmalarımız, yani biz 5-6 ayrı noktadan müşterimize dokunup onları dinleyip hem kimler olduklarını hem bizden ne istediklerini anlamak istiyoruz. Ve bunu yaparken de zaten bizden ihtiyaçlarını ortaya çıkartıp bu ihtiyaçlar çerçevesinde de yeni ürün ve hizmetler oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bu da bizim zaten önümüzdeki dönemde bu +1 kampanyamızı şekillendiriyor. +1 derken neyi kastediyorum? Bizden beklenen MediaMarkt'tan her zaman en rekabetçi ürünleri, fiyatları sunması. Bunu sunmaya devam edeceğiz. En rekabetçi fiyatlar bizde olmaya devam edecek. Ama bununla beraber de tüketici diyor ki ben sadece fiyatın en iyi olmasını istemiyorum. Aynı zamanda çok iyi bir hizmet istiyorum. İşte bu konuda yine bizim çok çalışmalarımız var. Ben çoklu kanal istiyorum. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Ben satış sonrası servis ürünleri istiyorum. İşte bu uzatılmış garanti olabilir ya da koruma paketleri olabilir. Bunları istiyorum diyor. Bunun gibi pek çok ürünün fiyatının yanına koyduğumuz artılar oluşturuyoruz şu anda. Onları da hep müşterilerimizden duyduklarımızı, onların beklentilerini karşılayacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet, zaten yaptığınız sokak röportaj tarafında da MediaMarkt'la alakalı ilk söylenen şey ya da en fazla söylenen şey diyelim ucuz fiyat. Bugüne kadar hep en iyi fiyata sundular ve bundan sonra da devam etsinler şeklindeydi. Evet, 2016'da da benzer bir politikayı göreceğiz. Evet. Peki müşterilerin ürün tercihleri, ürün satış yoğunluğuna baktığımız zaman bugün MediaMarkt'ta hangi ürünler daha çok revaçta? Böyle bir yani mesela bir ilk 3, ilk 5 yapabilir misin? Biz MediaMarkt olarak en çok aslında sektörde de en çok satılan diyelim telekomünikasyon ürünleri, cep telefonları satılıyor en yoğun olarak pazarda. Arkasından baktığımızda IT ürünleri, televizyon ve beyaz eşya gibi sınırlamayı götürebiliriz ondan sonra. Bu bir müddet daha böyle gidecek gibi görünüyor bu pazarda. Peki son sorum çoklu kanalla alakalı olacak. Evet. Çünkü sunum sırasında da yine benzer detaylar verdiniz. Online mağazacılığın daha fazla yoğunlaştığı çoklu kanalın en yüksek oranda oldu ama online mağazacılık da hemen peşinden geliyor. Yani insanların biraz satın alma alışkanlıkları da değişmiş durumda diyebiliriz. MediaMarkt'ın web tarafındaki istatistikleri konumu ne şekilde şu anda? Yani web tarafı ne kadar yoğun? Bizim şu anda mağazalarımızı haftada 4 milyon kişi ziyaret ediyor. Yani 4 milyon neredeyse bir ülke mağazalarımızı ziyaret ediyor. Ve gene aynı ayda bir 5 milyon kişi de bizim internet sitemizi ziyaret ediyor. Yani çok yoğun bir ziyaretçimiz var internet tarafına. Satışlarımıza baktığımız zaman satışlarımızın yaklaşık %8'ini oluşturur internet bizim MediaMarkt özelinde. Sektörde de benzerdir. Bu elektronik sektöründe de benzerdir. Ama gene aynı yapılan projeksiyonlara baktığımız zaman önümüzdeki birkaç sene içinde bu %8'lik payın %12'lere doğru gideceği öngörülüyor. Alışverişten daha ziyade bu çoklu kanal tecrübesi daha ön plana çıkıyor. Yani orada salt alışveriş orada sonlandırması önemli değil. Alışverişin orada da başladığı çok durumlar söz konusu. Yani örnek vermek gerekirse siz bir ürün almaya karar verdiğinizde önce internetten araştırmaya başlıyorsunuz. İnternetten bizim web sitemize bakıyorsunuz ve arkasından gidiyorsunuz mağazamızdan alışverişinizi yapıyorsunuz. Tam tersi oluyor. Mağazalarda bakıyorsunuz, araştırıyorsunuz, fikir oluşuyor. Evinize geliyorsunuz, oturuyorsunuz, o fikrinizi test ediyorsunuz çeşitli yerlerde ve alışverişinizi internet üzerinde sonuçlandırıyorsunuz. İşte bu açıdan baktığımız zaman bütün kanalı bağlamasından dolayı biz çoklu kanala çok kıymet veriyoruz. Orada yatırım yapıyoruz. Son sorum demiştim ama bu defa son sorum döviz kurlarıyla alakalı bir sorum olacak. Şimdi iş gereği hepimiz yurt dışına çıkıyoruz, gidiyoruz ve işte Avrupa'daki çoğu ülkedeki fiyatları gelip burada kıyaslama imkanı buluyoruz. Euro olsun, dolar olsun vesaire. Döviz kurlarının artışı bu kadar yüksek, yani bir anda yükselişi diyeceğim. MediaMarkt'taki ya da işte sizce teknoloji sektöründeki satışları ne kadar etkiledi veya bu kadar hızlı bir yükseliş olmasa bugün bahsettiğimiz o yüzdelik dilimler ne kadar farklı olurdu? Açıkçası günümüzde artık teknoloji bir temel ihtiyaç. Teknoloji bir temel ihtiyaç olduğundan dolayı çok ciddi sıçramalar olmazsa o kendi akışında devam etmekte oluyor. Böyle de olunca eğer dövizdeki sıçrama olmasaydı daha mı çok büyürdük sorusuna cevap sanmıyorum. Çok daha fazla büyüyeceğini sanmıyorum. Belki bir miktar daha artabilir ama çok ciddi bir fark olacağını sanmıyorum. Zaten bu dövizdeki artışın da fiyatlara yansıması hemen olmuyor biliyorsunuz. Biz çok adetli satın alma yaptığımızdan dolayı elimizdeki ürünleri mutlaka eski fiyatlarından tüketiciyle buluşturuyoruz. Öyle de olunca o fiyatın artışı zamana yayılmış oluyor. O da etkilemiyor tüketiciyi çok fazla. Ya evet, vaktinizi aldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Yenal Bey'le MediaMarkt'ın 2015 yılındaki konumunu ve 2016'daki vizyonunu değerlendirdik. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.